oturma odasına koyayım ben sizi. Şimdi ben Eczacıbaşı'da çalışıyor olsaydım size 160 lira borcum vardı. Allah'tan altın bileziğim var, serbest çalışıyorum, çorbamı kaydediyorum. Neden size 160 lira borcum vardı? Siz çünkü şirketinizde uydurukçayı yasakladınız. Neyi yasakladınız? Uydurukça nedir? Şimdi Gülsecim şuradan başlayalım. Bir kere yasaklamak yok, dikkat çekmek var. Aa, güzel. Ceza diye bir şey yok. Gönüllü katkılar var. Şunu da belirteyim. Senden 160 lira değil, 190 lira gönüllü katkı. Vallahi bu kadar olmadı ya. Kayıtlara bakıyorsun. Kayıtlı başına 5 lira zaten mutabık kalmıştı. Ben hesabı dikkatli yaptım. Sen de kontrol edebilirsin. Tamam, burada... anladım nasıl zengin oluyor ya. Bu zorlar sende kalsın. Şimdi bizim tanımımıza göre... Evet, uydurucu. Kim kere durur. Yani İngilizce kelimeler kullanıldığında ortaya uydurukça gelen dil çıkıyor. Biz bu kelime listelerini yapıyoruz, yayınlıyoruz bu listeleri. Şimdi bu dil daha çok son zamanlarda plazalarda konuşulmaya başlandı. Plazalarda çalışanlar kendi aralarında bu dille iletişim kuruyorlar. Bu dili sade vatandaşlar anlamıyor. İngilizler de anlamıyor. Plaza Türkçesi veya plaza dili denmeye başladı. Yalnız şimdi bu İngilizce kelimelere ek olarak bir de aslında Türkçe'de bulunmayan, Türkçe'nin yapısına da uymayan bazı tuhaf, hatta komik diyeceğim ifade biçimleri de moda olmaya başladı. Mesela? Mesela işte ben size şimdi bu raporu sunuyor olacağım. Yalnız müdür bey giriş yaptı. İfadeler. Bunlar da bizim tanımımıza göre uydurukça giriyorlar. Ve biz uydurukça konuşanlardan kelime başına 5 lira gönüllü katkı alıyoruz. Gönüllü. Ben gayet gönülsüzüm o katkı. Peki sonra bu paralar toplanıyor, ne oluyor? Maldivler'de esmece gibi. Aslında fena fikir mi değil ama. İnsanlar kesin kendisini. Sözlükler alıyoruz. Bu sözlükleri okullara bağışlıyoruz. Tamam. İşte biraz eğlenceli tarafından yaklaşmaya çalışıyoruz. Bulmacalı yarışmalarımız var. Karikatürler yapıyoruz. Karikatürleri yayınlıyoruz. Evet. Ve böylece kullandıkları dile özen göstermedikleri zaman çalışanlarımızın ne kadar garip bir dil kullandıklarına dikkatlerini çekmek istiyoruz. Ya bu hakikaten çok faydalı bir kampanya. Şaka bir yana. Belirli bir kampanya. Peki o zaman hemen soruyorum. Türkçe iyi anlamda neden yıkılan bir Türkçe. Yani biz çok seviyoruz ama pardon kestim. Biz ana dilimiz olduğu için bayılıyoruz dilimize. Bir de mesela bir senarist için çok büyük avantajları var. Mesela bir karakterin kullandığı kelimelerle sadece konuşma tarzını onunla ilgili sosyal ve ekonomik uçlarını seyirciye verebiliyoruz. Evet. Mesela karakter teşekkür ederim mi diyor. Sağ olasın kardeşim diyor. Allah razı olsun mu diyor. Çok mersin diyor. Veya işte ne bileyim benim yalan dünyadaki Atılay karakteri gibi. Emeğine sağlık mı diyor. Oradan hemen böyle bir ipucu alabiliyor seyirci. Onun için evet biz çok seviyoruz. Ama Türkçe gerçekten bizim sandığımız kadar dünya dilleri arasında müthiş bir dil mi? Evet, Türkçe gerçekten olumlu anlamda yıkılıyor. Çünkü Türkçe çok zengin bir dil olduğu için, kültürümüzü yaşatan bir dil olduğu için, ulusal birliğimizi sağlayan bir dil olduğu için ve çok güzel bir dil olduğu için yıkılıyor. Yani Türkçe dünyanın en önemli dillerinden